Çünkü kanalımızda şöyle bir problem vardı. YouTube'la ilgili yeni kararlar aldık. Şimdi bu noktada yapılacak 3 tane seçenek vardı bizim için. Her şey sıfırdan başlamak bunca emeği çöpe atmak gibi de hissettiriyor bir yandan. Ve aklımıza şöyle bir çözüm geldi. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sevgili can dostlarımız, nasılsınız? İyi misiniz? Umuyorum iyisinizdir. Bizim keyfimiz yerinde, evimizdeyiz. Büyük babamız yanımızda sağ olsun. Şu an bize yardım edebildiği için aslında bu videoyu çekiyoruz. Astrolistimiz de geldi. Şimdi çekime başlayacağız. Evet. Sen mikrofonu tak aşkım, onu da ayarlayayım. Dedemiz de sağ olsun çocuklara bakıyor. Biz videomuzu çekmeye başlayalım. Çocuklarla yoksa 2-3 saat sonra çekebilecektik. Saat bu arada 11.30. Bu videoyu editleyip yarın size, aslında sabah size yayına sunacağız. 23.30. 23.30, tam 12 saat sonra yayınlayacağız aslında bu videoyu. Evet. Evet sevgili dostlar, bugün YouTube tarafından uğradığımız bazı karmaşık durumlar yaşıyoruz. Onlar hakkında haksızlıklar diyelim aslında. Diyelim, evet, biraz sohbet etmek istiyoruz bu konuyla ilgili. Hem sohbet etmek istiyoruz hem de YouTube'la ilgili yeni kararlar aldık. Farklı bir işleyişe başlayacağız. Onunla ilgili hem sizi bilgilendirmek hem de biraz akıl almak istiyoruz. YouTube ile ilgili yaşadığımız ilk sorun algoritma ile ilgili bir sorun. Siz de yorumlarda çok fazla yazıyorsunuz. Videolarınız bu kadar güzel, bu kadar özenli. Neredeyse milyon abonesi olan kanallar sizin kadar özenli video yapmıyor. İşte renkler, drone çekimleri, montaj vesaire. Niye bir türlü yükselemiyorsunuz deniyor. Biz de bu soruyu soruyoruz. Niye bir türlü istediğimiz ivmeyle büyümüyor? Yine şükür 10 bin olduk bir senede. Düşük bir rakam değil ama 100 bin olabilirdik. Yani teknik anlamda güzel şeyler yapıyoruz, evet. Ama bir yandan da öz eleştiri yaptığımızda konunun çok bizimle, yani kişiliklerimizle, karakterlerimizle ilgili olduğunu da düşünmüyorum. Paylaştığımız içeriklerle ilgili de bir olumsuzluk olduğunu düşünmüyorum. Çünkü genelde sizden geri dönüşler bize çok pozitif oluyor. Çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Ve çok güçlü bağlar kurduğumuzu her videoda, her yorumda hissediyorum. Hatta Guguk, o zaman Guguk TV'de hatta ismi şey demişti değil mi? Acaba eksik bir şey değil de çok mu fazla şey yapıyorsunuz? Çünkü her şey olması gerektiğinden çok daha fazla düzgün. Ve yani çok fazla şey yapıyorsunuz aslında demişti. Şimdi YouTube'la aramızda bir yazışma geçti. Çünkü kanalımızda şöyle bir problem vardı. Bizim kanalımızda halen şu anda da yaklaşan bir canlı yayın olduğu gözüküyor. Tabii ben bunu panelden görüyorum. Şimdi size de o bölgelerle varmış ilgili gibi, bir şeyler göstereceğim. Tabii devamlı bir canlı yayın başlayacakmış ve başlayamıyormuş gibi bir uyarı aldığımız bir yer var. Ve bu kanalımızda bizim tarafımızdan düzeltilemiyor. Ve yaptığımız yazışmalar sonucu da bu karşı taraf, evet burada bir sorun var, bir problem var, işte ekipler bunu çözmeye çalışıyor diye bize düzenli olarak mail atıyorlar. Ama bu bir 5 ay oldu. 5 evet, aydır bu problem çözülemedi. Ve hani Google algoritmasını bunun kötü etkilediğini düşünüyoruz. Çünkü düşünün, şimdi algoritma devamlı bir video başlayacak gibi bir uyarı alıyor ama o video bir türlü başlamıyor. Yani sanki söz verdiğimiz bir şey yapmıyoruz. Söz verdiğimiz bir şeyi devamlı yapmıyoruz. Yani devamlı o şeyi bozuyoruz gibi, bu altta algoritmayı etkileyen bir sonuca sebep oluyor diye düşünüyoruz biz. Bu endişemizi de söylediğimiz zaman genelde şöyle bir yorum alıyoruz. Evet haklısınız, konunun işte moralinizi bozması çok doğal. İşte biz YouTube olarak arkanızdayız, bu problemi en kısa sürede çözeceğiz. Ama ne yazık ki bu problem bir türlü çözülemiyor. Yarım yıl olacak yani. Çok uzun süredir devam eden bir problem. Daha o problem bitmeden başka sorunlarla karşılaşıyoruz. Evet, problemleri biraz ben anlatıyorum çünkü daha çok aslında teknik kısımda deniz ilgilendiği için. Kısımda bununla YouTube'la görüşen de ben oluyorum. İkinci sorunumuz da şöyle bir sorundu. O şimdilik çözüldü. Bunun yüzünden de aslında iki tane videomuz az izlenmiş oldu. Burada da şöyle bir problem vardı. Biz video yüklüyoruz. Abonelerimize bununla ilgili bildirim gidiyordu. Gene hepsine gidip gitmediğini bilemeyeceğim. Hani test ettiğimiz çoğu abonemiz geldiğini söyledi. Sağ olsunlar, bu şekilde de yardımcı da oluyor bize çoğu can bağımız. Ama ana sayfamıza videolar eklenmedi. Bu defa size uyarı gelmediyse ya da videoyu izleyip çıktıysanız daha sonra izlemek için geri dönebileceğiniz herhangi bir yer yoktu. Çünkü kanalımıza girdiğiniz zaman ne videolar sekmesinde ne ana sayfamızda bu videolar gözükmüyordu. Onunla ilgili de bir konuşma yaşadık. Yine Google, evet bu kötü bir sorun, İşte biz bunu araştıralım biraz, şöyle böyle vesaire dedi. Bu sorun da 1,5 hafta sonra aslında kendiliğinden çözülmüş oldu. Bunlar hep bir şekilde bizim izlenmelerimizi azaltan ve algoritmada daha yukarıya çıkmamızı engel olan ne yazık ki negatif
bir takım etkiler. Dışında bir de şöyle bir durum yaşamıştık. Bunu da tesadüfen fark etmiştik. Biliyorsunuz sizden gelen tüm yorumlara hızla cevap vermeye çalışıyoruz. Evet, son dönemde bir sorun, evet. Biraz gecikmeli de olsa şu ara biraz yoğunluğumuzdan dolayı gecikmeli oluyor ama mutlaka cevap veriyoruz yorumlara. Fakat bir dönem şöyle bir şey de yaşamıştık. Cevaplanacak hiçbir yorum gözükmüyor bizim ekranımızda. Fakat iki hafta önce yapılmış bir yorum bize daha sonra ekranımıza düştü. Yani bu tip sorunlar da yaşıyorduk. Bir şekilde o bir beklemede kalmış ve sonradan böyle topluca birçok mesaj düşmüş gibi. Hala arada oluyor. Evet, onu da o mesajlar gelmeden önce bilemiyorsunuz tabii ki öyle bir problem olup olmadığını. Mesela tüm yorumları cevaplıyoruz ve orayı temizliyoruz. Zaten orası bizde böyle bir şey gibi duruyor. Orada değil mi? Bir tane yorum bile olsa cevaplayamadık. Evet. Böyle ya cevaplamamız lazım hadi yapalım gibi böyle bir ağırlık olarak aslında üstümüzde duruyor. Oradaki yorumları cevaplıyoruz. Sonra acaba yorumlara ne cevaplar geldi vesaire onları da kontrol edelim diye baktığımız zaman aslında bunu keşfettik. Bir geri döndük ki aslında yorumlanmamış bir sürü cevap var ve bu bizim panelimizde gözükmüyor. Yani genel anlamıyla baktığımız zaman aslında YouTube account'umuzda bir problem var ama bu problemin sebebini çözemiyoruz ve YouTube'la iletişime geçtiğimiz zaman herhangi bir problem olmadığını söylüyor. Şimdi bu noktada yapılacak 3 tane seçenek vardı bizim için. Ya olduğu gibi bırakacaktık, vazgeçecektik. Ya sıfırdan başlayıp yepyeni bir kanal açacaktık. Ya da üstüne gidip daha azimle yapmak istediğimiz şeye doğru daha emin adımlarla ilerlemeye çalışacaktık. Biz son şıkkı seçtik ve devam etmeye çalışıyoruz tabii ki. Yeni bir kanal açmayacağız çünkü birçok abonemizi yeni kanal açarsak kaybederiz. Burada bir senelik bir emek var ve her abonemiz bizim için o kadar önemli ki, o kadar özel ve güzel bağlar kurduk ki bunların hiçbir tanesini kaybetmek istemiyoruz. İkinci seçenek zaten böyle bir şeyden vazgeçmek istemiyoruz. Burada çünkü bu tahmin etmediğimiz aile bizim için gerçekten çok önemli. Bir yandan da şöyle bir şey var. Biliyorum ki birçok, belki neredeyse kanalın tamamı yeni bir kanal açsak da bizi destekleyecektir. Çünkü gerçekten çok kuvvetli bağlar evet. kurduğumuzu düşünüyorum. Fakat bu kadar emek verilmiş ve bir düzene göre hazırlanmış videolar, şimdi her şey sıfırdan başlamak bunca emeği çöpe atmak gibi de hissettiriyor bir yandan. O nedenle bildiğimiz yolda devam edeceğiz. Şimdi biz artık daha sıkı ne yapabiliriz, artık bu iş için daha fazla ne yapabiliriz diye düşündük ve aklımıza şöyle bir çözüm geldi. Şimdi biz biliyorsunuz... Herkes 10 tane abone getiriyor. YouTube'a karşı direniyoruz. Diren İstanbul'dan kaçış diye. Diren İstanbul'dan kaçış. Şimdi biliyorsunuz haftada bir video yükleyerek biz bu işe başlamıştık. Ve bazen 2 haftada bir video yükleyebiliyorduk. Aslında böyle devam ediyorduk. Kesmedi haftada 2 video yüklemeye başladık. O da kesmedi, daha sonra haftada 3 video yüklemeye başladı. Peki yeter mi? Yetmez. Şimdi videolarımızı aslında daha farklı bir şekilde kategorize edip şöyle bir şey yapıyoruz. Biliyorsunuz bizim şu an yaptığımız videolar editiyle çok uğraştığımız, kurgusuyla çok uğraştığımız, işte böyle hazırlanarak sizin karşınıza çıktığımız ve yaptığımız bir şeyi size gösterirken elimizden gelenin en iyisini sunarak, işte en iyi görüntü, en iyi kurgu, en iyi montaj, işte drone çekimleri vesaire, kapak fotoğrafı için bile, yani kapak fotoğrafı için bile o kadar çok uğraşıyoruz ki aslında. Şöyle bir mini öykümüz var, onu görmenizi istiyorum. Sonra devam edelim. Güzel. Aşağıdan kapat, suratı çok kapatmadın ya. Ama şaşırma suratı. Bir ötekiyle. Bir tarafa doğru bakayım, ne tarafına duracaksın? Fark etmez, istediğin tarafına koyarım onu. Sen istediğin tarafa baktırırım yani. Kapatmayalım.
kapak fotoğrafı için bile o kadar çok uğraşıyoruz ki bu da bizim vaktimizi alıyor. Vaktimizi aldığı zaman da daha fazla video yapamıyoruz. Yani 5 saat edit, 5 saat çekim, 2 saat hazırlanma baktığınız zaman bizim tüm vaktimizi alıyordu. Bu yüzden bu videoları haftada 2'ye indiriyoruz. Bu tarz videolar artık her cumartesi ve salı günü akşam saat 7'de yayınlanacak. Prodüksiyonlu videolar salı ve cumartesi mi? Prodüksiyonlu videolar salı ve cumartesi olarak devam edecek. Peki. Bunlar 4K olacak. İşte gene... Son videoda zaten 4K olduğu için o kadar güzel yorumlar geldi ki görüntü çok net, yanımızdaymışsınız gibi böyle çok pozitif, çok keyifli yorumlar gelmişti. Bunları daha özenli çekeceğiz, daha özenli hazırlanacağız, daha özenli bannerlar yapacağız, daha özenli kurgular yapacağız ve bu videolarımıza da devam edeceğiz. Çünkü biz bu tarzı bırakmak istemiyoruz. Bu tarz bizim çok hoşumuza giden ve bence farkımızı koyduğumuz bir tarz. Bizi farklı kılan bir tarz, bizim özel tarzımız. Burada aslında hiç mütevazı olamayacağım. Yaptığımız videoların %90'ı televizyonda yayınlanabilecek kalitede videolar. Haftada 2'ye indik ama öbür tarafları ne yapıyoruz? Hayatımızdan kesitler diye yeni bir oynatma listesi oluşturuyoruz. Bizim evin halleri tadında bir bizim şey. Sadece tabii ev değil, bahçe, içinde yapılacak çok güzel projeler var. Bayağı keyifli bir dönem ve çok çalışmamızı gerektirecek bir dönem zaten kapıda. Şimdi bizim evin halleri ya da böyle günlük kesitler ne oluyor? Burada sevgili can bağlarımız şöyle bir şey yapıyoruz. Montajına bu kadar vakit ayırmamız gerekmediği, böyle drone görüntüleri farklı açılarla çekim yapmadığımız, çok pratik cep telefonuyla direkt o an olan olayı çektiğimiz günlük videolar yapmaya başlıyoruz. Ve bunu o özel videolarımız haricindeki her gün yayınlıyoruz. Yani haftada 7 gün beraber miyiz? Evet, haftada 7 gün beraberiz. Ama pazar günleri için bir şey düşünmüştük. Evet. 2 haftada bir biliyorsunuz pazar günleri canlı yayın yapıyorduk. Canlı yayını da artık her pazar saat 8'de yapıyoruz. Çünkü inanın o da 15 günde bir yetmiyor. Ben çok seviyorum canlı yayınları. Çok keyif alıyorum. Çok da güzel böyle karşılıklı sohbet edebiliyoruz. Selamlaşıyoruz. Kim nereden ne yapıyor? Ne diyorsunuz, ne düşünüyorsunuz bizimle alakalı, bazı konularla alakalı daha hızlı geri dönüş alabiliyoruz. Çok keyifli oluyor. Daha özel bağlar kurduğumuzu düşünüyoruz aslında canlı yayınlarla. Burada da şöyle bir handikap var. Bize öyle büyük kanalların söylediği ya da araştırdığımız zaman bulduğumuz bu kadar fazla canlı yayın da bizi algoritmada geri götürüyor. Çünkü normal videolarımız bizim işte %45, %50 izlenme oranlarında ve bu YouTube için çok güzel bir izlenme oranı. Ama canlı yayınlar daha kısa izleniyor tabii. Çünkü 2 saat canlı yayın yapıyorsunuz. Buna abone atıyorum 10 dakikası katılıyor ya da 5 dakikası katılıyor ya da 20 dakikası katılıyor. Ama 2 saat içinde baktığınız zaman izlenme oranlarınız aşağı düşmüş oluyor. Ve bu genel oranlarla birleştirildiği zaman ne yazık ki izlenme oranlarınız aşağıda gibi gözüktüğü için daha az önerilmeye başlıyorsunuz. Ama canlı yayınlar ve sizinle kurduğumuz iletişimler bizim için o kadar önemli ki bunu yapmak istiyoruz. Biliyorsunuz genelde videolarda belli bir konu üstüne yoğunlaşıyoruz, bir şey yapıyoruz, onu paylaşıyoruz vesaire. Fakat şimdi artık günlük paylaşımlara geçtiğimizde bir gün ne yapıyorsak onu tamamen izleyebileceksiniz. Örneğin o gün Sevgi Köyü'nün kaç kargosu oldu, ne yaptık, ne ettik, çocuklarla nasıl vakit geçirdik, bahçede hangi işleri yaptık ya da işte hava yağmurlu muydu, yağmurluysa evde ne yaptık, ne ettik. Bunların hepsini izleyebileceksiniz. Hani bazen diyorsunuz ya çok süslüsünüz. Tamam peki bunu siz istediniz. Hazırlanıyorduk. Bunu zaten devam da ettireceğiz çünkü biz bunu devam ettirmek istiyoruz. Bizim burada savaştığımız şey aslında algoritma. Sizden de çok fazla yorum almıştık. Bu da bir gerçek. Daha çok video paylaşın, daha çok video olsun. İşte burada artık daha çok video hatta paylaşıyor olacağız. Hatta Birgül Hanım da sanıyorum ya da Aslanım olabilir. Özellikle günlük vlog çekin diyordu. Yani bu tip özel istekler de oluyordu. Bir gününüzü keşke paylaşsanız. Keşke tüm gün sizi görebilsek. Daha sık video paylaşın yorumu zaten çok sık aldığımız bir yorumdu. Artık demek ki doğru zaman şimdiymiş. Şartlar olgunlaştı ve başlıyoruz. Tabii günlük videoların formatı biraz daha farklı olacak. Orada bir kamera arkası olmayacak. Orada böyle büyük montajlar olmayacak. İşte o kamera girdi, bu kamera çıktı, o açı, bu açı olmayacak. Aslında daha bizim tarz kanalların çektiği videolar gibi. Neyi yapıyorsak onu çekip, yani sabah kalktık günaydın, kargomuz bu, işte şimdi buraya gidiyoruz, şimdi bunu yapıyoruz, aa faturamız gelmiş kaç para gibi gündelik hayatımıza dahil olacaksınız.
Bunu biraz şey gibi söyleyebiliriz aslında. Truman Show ya da böyle BBG evi, evet, hangisini izlediyseniz onun gibi bizim hayatımıza daha dahil olabileceğiniz bir format başlatıyoruz. Tüm bunları izlerken tabii Bamba'mı daha çok görelim, işte Mia'yı daha çok görelim, Murat Deniz'i daha çok görelim diyordunuz. İşte çocuklar büyürken bunlara şahit olabileceksiniz, paylaştığımız şeyleri daha yakından takip edebileceksiniz. Bizim için de keyifli, heyecanlı bir süreç başlıyor. Bakalım nasıl olacak. Murat Deniz'in dişine zaman çıktı, Mia o gün ne yaramazlık yaptı, bu çocuklar ne yiyor, kaç para elektrik faturası ödüyor, neyde zorlanıyorlar, neyde gülüyorlar, aslında günlük hayatları nasılmış? Hani bazıları diyor ya, iki tane video çekiyorsunuz, şöyle yapıyorsunuz, o videolar nasıl çekiliyor, hangi şartlarda çekiliyor? Tam olarak hayatımıza dahil oluyorsunuz. Şimdiye kadar emek verdiğimiz kanalda YouTube'un içerisinde devam etmek istiyoruz. YouTube'a karşı savaş halinde gibiyiz. Evet, yani anlatmaya çalışıyoruz derdimizi, bir şekilde çaba içerisindeyiz. Bir şeyler bizi tutuyor, bilemiyorum nedir. Buradan da bizim çabamızla tabii ki, ama biraz da sizlerin desteğiyle çıkacağız. Bu noktada 10 bin kişilik bir orduyuz. Evet. Videoları sonuna kadar izlemeniz bizim için atlamadan önemli. Atlamadan izlemeniz. Evet, atlamadan izlemeniz bizim için önemli. Beğenmeniz önemli. Yorumlar önemli. Bugün hatta bunu konuştuk. Misafirlerimiz vardı. Ya yorumun etkili olduğunu bilmiyordum destek konusunda dediler. Evet, yorum yapmanız bize bir destek. Bizim için çok önemli. Hem o paylaşım bizim için çok keyifli oluyor. Sizi daha yakından tanıyoruz. Siz bizi daha yakından tanıyorsunuz. Neler istiyorsunuz, neler bekliyorsunuz onu anlıyoruz birazcık. Ya sizden o reaksiyonu almış oluyoruz videomuzla alakalı. Hem keyifli oluyor hem de bir destek oluyor bizim için. Onun dışında tabii sevdiklerinize, dostlarınıza tavsiye ederseniz kanalımızı, o da bambaşka bir sosyal olacak. Medyalarınızda paylaşabilirsiniz. Hani bizi sevdiyseniz, videoyu sevdiyseniz bu paylaşımlarla bize daha çok destek olabilirsiniz. Hala abone olmadıysanız, ki izleyicilerimizin genelde %60-%70 gibisi abone olmayan kullanıcılar, kanalımıza abone olabilirsiniz. Bize bu savaşta destek olabilirsiniz. Videoların altındaki şu işarete tıkladığınızda bize destek olmuş oluyorsunuz. Yorum yaptığınızda bize destek olmuş oluyorsunuz. Videoları sonuna kadar izlediğinizde destek olmuş oluyorsunuz. Bunlar zaten bu yolda bizim için çok 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 elimizi güçlendiren şeyler. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bir abonemiz vardı. İsmini hatırlamıyorum şu anda da. Bir şey ablamız söyle bir hatırlarım belki. Demişti ya, ben hep beğenmeye tıklıyorum. Beğenme. Yani şu işarete tıklıyor. Beğenme, hani beğenmek gibi algılıyor. Evet. Algılamış. Hani arkadaşlar, parmak yukarı doğru. O biraz beğenmedim. Evet. Dislike. Yani hani hep bir tane dislike vardı ilk şey. Allah Allah diyoruz. Hani kim niye bir dislike tane atar? Düzenli bir şekilde bize bir tane beğenmeyen bir kişi oluyor diye. Onu sonra söyledi. Ben hep işte beğenmeye tıklıyorum. Nasıl beğenmeye tıklıyor? İşte beğenme yazıyor üstünde. Hani beğenmek. Beğenmek gibi. Şimdi ufak bir tekrar bir özet geçelim. Özel yaptığımız düzenlemeli videolarımız, işte banner kapağı olsun, kurgusu olsun, işte drone videoları, farklı açılardan çekimler ve 4K, bunlar her cumartesi ve salı günü saat 7'de paylaşılacak. Onun haricinde günlük vloglarımız da bunun haricinde kalan her gün yine akşam 7'de paylaşılacak. Her pazar günü de saat 8'de canlı yayın yapıyoruz. Çok seviyorum canlı yayınları. Yaşasın. Diğer videolarda görüşmek üzere dostlarımız. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Büyük babamız sağ olsun çekimlerimize yardımcı oluyor. Enerjiniz düştü zaten, kendinize gelin. Fazla canlı yayın yapmak da algoritmada sizi daha geri plana götürüyor. Aslında götür kullanmayacağım diye. Götür ya diye bir şey çıktı ağzımda. Götür ya. Söylüyorum. Tamam, hadi güveniyorum sana, yaparsın. Onu kim yapıyor diye? Ha, şey dedi değil mi? Oluya. Oluya.